بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين الصلاه والسلام عليك يا رسول الله سيد المرسلين وامام المتقين وعلى اله واصحابه اجمعين قيمتلي kardeşlerim yeni bir dönemin ilk dersinde İlk meclisinde bizleri bir araya getiren Rabbimize sonsuz hamdler olsun. Bizlere en büyük nimet olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselamı gönderdiği için Rabbimize hamdler olsun. Bizlere Kur'an gibi yolumuzun kılavuzu olan, rehberi olan bir hayat kitabı gönderdiği için ona hamd olsun. O Kur'anı bizlere öğreten tebliğ eden, talim eden, tebliğ eden iki, iki cihan serveri Efendimiz'e salat ve selam olsun. Bugün burada adını anacağımız, al, bundan sonraki yürüyüşümüzde de adlarını anacağımız, yeryüzünün en bahtiyar insanları olan sahabi efendilerimizin hepsine selam olsun. Onlardan aldığı ilimleri, bize ulaştırma adına gayret içerisinde olan bütün selefi salihinimize, bütün alimlerimize, müştehitlerimize, önderlerimize, örneklerimize selam olsun. 21. asırda o ilmi müktesebattan istifade etmek için buralara gelip talebe olan siz kardeşlerime de selam olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Sözün güzelini söyleyen bir zat Bismillah her hayrın başıdır demiş. Biz dahi onunla başlarız söze. Biz de onunla başladık. Ama sadece Bismillah demek sözün başında Bismillahirrahmanirrahim demek değildir. Bismillah demek Allah adına ve Allah namına hareket etmek ve konuşmaktır. Çok büyük bir iddiadır bu. Böyle bir İddianın ispatını da ister Rabbimiz bizden. Ben hep şunu söylüyorum bir daha söyleyeceğim sizden de gönülden bir amin isteyeceğim. Allah adına ve Allah namına konuşacaksak Allah bize imkan versin. Nefsimizi karıştıracaksak nefsimizi konuşurken güzel ambalajlarla bunu sunacaksak insanları saptıracaksak insanlara yanlış yönlere sevk edeceksek, riyayı, kibiri, şunu bunu bulaştıracaksak Allah bir daha bu kürsülere çıkmayı bize nasip etmesin. Buna gönülden amin deyin. Çünkü buna çok ihtiyacımız var. Allah adına ve Allah namına konuşunca sözler değer kazanır ve gerçek manada Rabbimizin katında da bir değeri, bir kıymeti olur. İnşallah biz de onlardan olalım ve o güzel insanlar gibi bu işi hayatlarıyla yapıp güzel örnekler koyan insanlar gibi biz de aleme bir hoş seda bırakalım. Hoş seda da bir tarafa Rabbimizin huzuruna çıktığımız zaman başımızı kaldırıp oradaki o yüzlere, o güzelliklere bakacak yüzler bulalım. Rabbim hepimize bunu kolaylaştırsın inşallah. Kıymetli kardeşlerim 21. asrın çeşitli putları var. Biz put deyince hep aklımıza 6. asırdaki adlarını bildiğimiz Lat, Uzza, Menat gibi putlar geliyor. Ama bu asrın ambalajları farklı olan ancak o dönemdeki putların yaptığı etkiyi hayatlarda yapan çeşitli putları var. O putlardan bir tanesi de bilgi putudur. İlginçtir, 21. asrın insanları olarak hayatımızı kolaylaştıracak ve özellikle de Müslümanlar açısından meseleye baktığımız zaman bizi Rabbimize yaklaştıracak, Rabbimizin emir ve yasaklarını yerine getirme adına bize farklı ufuklar açacak bir nimet iken bilgi, siz buna ilim dediğin ancak biz Allah'ın yüklediği mananın ötesinde bir mana yüklediğimiz için onu da put seviyesine çıkarmışız. Şimdi bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni bir dönemin ilk dersindeyiz. Ben de talebeyim, sizlerle aynı seviyedeyim. Ara ara böyle çizgileri şeytan bana ya da nefsim bana zorlattığı zaman hizaya gel adam ol diye baktığım okuduğum bazı nebevi sedalar var. Onlardan iki tanesini size emanet etmek istiyorum. Siz de ilim talibeleri ve talebelerisiniz. Bu manada size de ölçü olsun bu manada o nebevi seda bazen sizi de hizaya çeksin diye ve Selam efendimizin bu yolculukta azık edinmemiz gereken en temel sedalarından mesajlarından iki tanesini size emanet etmek istiyorum. Tirmizi'nin ilim babının altı numaralı hadisi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah rızasından başka maksatla ilim öğrenen cehennemdeki yerini hazırlasın. Tirmizi'nin ilim bahsi altı numaralı hadis. Bazı hadis alimlerimize göre Hasan Garip'tir, bazılarına göre zayıftır ama tergib ve terhib babında olduğu için bu tarz hadisleri nakletmek bu tarz hadislerden mesaj almak caizdir onun için ben de söylüyorum Allah rızasından başka maksatla ilim öğrenen cehennemdeki yerini yerini hazırlasın peki ya Resulallah Allah rızası dışında başka maksat nedir ki yani bir insan rıza ilahi dışında hangi maksatla ilim öğrenebilir? İkinci aktaracağım hadis bir yönüyle onu tefsir ediyor aslında. Heysemi'nin Mecmu Zevaid'inde geçen birebir kaynağını da vereyim ilgili arkadaşlar için. Birinci cilt sayfa 183-184 diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem kim ilmi sırf alimlere karşı övünmek veya sefih olanlarla meclislerde mücadele etmek için öğrenirse o ateştedir. Bir daha tekrar ediyorum bu hadisi de kim ilmi sırf alimlere karşı övünmek veya sefih olanlarla meclislerde mücadele etmek için öğrenirse o ateştedir. Dehşet ifadeler sözün sahibi Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize ilim yolculukta elde etmemiz gereken niyetin selimiyetine ait böyle önemli bir izahta bulunuyor. Böyle önemli bir mesaj veriyor. Duyalım, duyup da uyuyanlardan olmayalım inşallah. Duyalım, duyup da uyanlardan olalım. Allah önce benim nefsimi sonra da sizleri bu nebevi sedalara uyanlardan etsin inşallah. Kıymetli kardeşlerim bu sene Samet Medresesi'nin dördüncü ve son senesi. Seneye ne olacak bilmiyorum. Arkadaşlarla istişareler edilecek. Belki bu sene sonlandıracağız bu yürüyüşü. Bir dahaki sene farklı bir format, farklı bir alan, farklı bir imkan bilemiyoruz. Artık Cenab-ı Hak ne imkan verecekse. Ama son sene olduğu için bu son seneyi çok iyi değerlendirelim. Çok iyi sarılalım çok böyle dolu dolu geçirelim ki hitamı miski olsun inşallah hitamı güzel olsun. Ve bizde de bu yolculuk sırasında zihinlerimize aklımıza güzel bir hatıra hayatlarımıza da güzel bir seda bıraksın inşallah. Son sene olduğu için bu sene yoğunluğa rağmen ben kardeşlerimden 15 günde bir olsun diye bir talepte bulundum. İnşallah ben de sizlere bu yürüyüşte 14 ders yapacağım bugünküyle beraber. Biliyorsunuz geçen seneki talebelerimiz hatırlayacaklar. Haftada ayda birdi benim dersim ama bu sene 15 günde bir olacak. Son senede benim belirlediğim konu ise aleyhissalatü vesselam efendimizin rehberiyetini daha iyi anlamak açısından somut örneklerle o rehberiyetin hayatlarımıza aktarılması noktasındaki konulardan oluştu. Muhakkak gördünüz katalogtan bu 14, 14 deste hayatın çeşitli alanlarında efendimizin rehberiyetini konuşacağız. Bugünkü dersimiz bir mukaddimedir. Besmelesini çektik. Bazı şeyleri şimdi size anlatacağım. Ama bir sonraki ders, ikinci dersten itibaren bir evlat olarak Hazreti Peygamber'in örnekliğini işleyeceğiz sonra bir genç olarak bir eş koca olarak bir baba olarak bir tüccar olarak bir akraba olarak bir dost olarak bir muallim olarak bir mürebbi olarak bir dava adamı olarak bir devlet başkanı olarak bir ordu komutanı olarak Efendimizin rehberiyetini işleyeceğiz. Son derste bir abit olarak sallallahu aleyhi ve sellem diyeceğiz. Abitliği de ondan öğrenerek bu seneki yürüyüşümüzü de nihayete erdirmiş olacağız inşallah. Bugünkü dersimizde bir mukaddime ya bu rehberiyete ve örnekliğe çeşitli alanlarda çeşitli mesajlarla sizlerin dikkatlerini biraz çekmek istiyorum. Şimdi Aleyhissalatü vesselam efendimizi bize anlatan en temel kaynağımız elbette ki Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim tek kaynak değildir. Temel kaynaktır. Bunu çok iyi anlamamız lazım. Anlamamız lazım ki bugün Kur'an üzerinden koparılan fırtınalara bizler de yanlış bir biçimde dahil olmayalım. Evet ilahi kelamımız işin temelinde olmalı işin temelinde de olmuştur İslam tarihi boyunca çeşitli arızalar yaşansa da yani 14 asır boyunca Allah'ın dininden başka bir din yaşamamış Müslümanlar bu tarz sözlere fazla itibar etmeyin ve bunlar doğru şeyler de değil evet çeşitli arızalar olduğunu kabul etmekle beraber Allah dinini gönderdiği gibi korumuştur ve bunu da 14 asır boyunca yapmıştır. Dünya 24 asır devam etse, 54 asır devam etse korumaya da devam edecektir. Dolayısıyla Kur'an bizim temel esasımız, temel, temel kaynağımız olacak. Ve biz Kur'an temelinde meselelere bakacağız. Hangi meseleye bakarsak bakalım bizim Selefi salihimizin yaptığı ahlakın aynısını bizler de bu çağın Müslümanlar olarak yapmaya çalışacağız bu çerçevede Allah'ın kelamına peygamber aleyhissalatü vesselamın özellikleri hususiyetleri görevleri sorumlulukları değeri ve kıymeti açısından baktığımızda ayetler süzülmeye başlar ve inanın öyle bir anlatır ki Kur'an peygamber aleyhissalatü vesselamı siz o ayetleri bir bütüncül olarak okuduğunuz zaman peygamberin değer ve kıymetine dair de görev ve sorumluluklarına dair de yetki ve sınırlarına dair de bakın üç alan söyledim bugün peygamberle ümmet olarak bizim aramızdaki hukuku belirleyen üç temel alandır bu bir daha tekrar ediyorum bunu değer ve kıymeti görev ve sorumlulukları yetki ve sınırları bu üç alana dair de başka bir şeye ihtiyaç bırakmayacak şekilde kelamı kadimimizden ilahi rehberimizden ayetler okuruz. Mesela Efendimiz aleyhissalatü vesselamın değer ve kıymetine baksanız peygamber yarıştırma gibi bir durum söz konusu değil. Biz iman etmişiz la nuferriku beyni ahadin min rusuli. Hiçbir peygamber arasında bir fark gözetmeyiz ama yine iman etmişiz tilker rusul Faddalna ba'duhum ala ba'd. Allah diyor ben o peygamberlerden bazılarını bazılarına meziyet itibariyle, özellik itibariyle, hususiyet itibariyle üstün kıldım, faziletli kıldım. Bu çerçeveden meseleye bakarız ve baktığımız zaman da başka peygamberleri de birbirleriyle karşılaştırmalı okuduğumuz zaman aralarındaki meziyet farkları tespit etme adına bir gayret içerisinde oluruz. Hatemen Nebiyyin olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı o kutlu yürüyüşün son halkası olarak mührü basan son elçi olarak Diğerleriyle mukayese ederken de karşılaştırmalı okuruz. Böyle bir okumayı Kur'an ekseninde yaptığımız zaman şöyle istisnai ifadeler görürüz. Mesela Hatemen Nebiyyin ifadesi sadece peygamber için kullanılır la umruke senin ömrüne yemin olsun ki diyerek saydığı 27 peygamber dışında Efendimizle beraber sayı 28 sadece Efendimizin hayatı üzerine yemin içildiğini görürüz mübeşşir nezir bunlar belki ortak kullanılan ifadelerdir ama rahmeten lil alemin ifadesinin peygamber aleyhissalatü vesselam için kullanıldığını görürüz Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ahlakının muhteşem oluşuna dikkat çekme adına hulukin azim ifadesinin peygamber aleyhissalatü vesselam için kullanıldığını görürüz. Asıl sizi getireceğim kavram olan usvetün hasene ifadesinin de Kur'an içerisinde Hazreti İbrahim ve Efendimiz için kullanıldığını görürüz. Peki neden? Nedeni aslında usvetün hasene kelimesinin bizzat anlamında saklı. Usve hasene iki kavram. Usveye nasıl anlamlar veriyor bizim sözlüklerimiz? Bir şeyi tedavi etmek, onarmak, bakımını yapmak, asli haline döndürmek. Usveye bizim sözlüklerimiz İbni Manzur'un Lisanul Arabında, Ragıp el-İsva'ani'nin müfredatında, İbni Faris'in muceminde baktığınız zaman görürsünüz. Bir şeyi asli haline döndürmek. Buradan bir mesaj alıyoruz aslında. Hasene zaten bildiğiniz bir kelime. Güzel, hoş, tayyip o anlamına da gelir. Bunları içerir. İkisini yan yana getirdiğiniz zaman güzel, güzel örnek kavramı çıkıyor karşımıza zaten. Ancak İki peygamber için özellikle kullanılması, yani Efendimiz ve Hazreti İbrahim için kullanılması bizi bir yere getiriyor. Adını andığı peygamberler ki hepsine selam olsun. Onlar da örnek, onlar da güzel. Örnek olmasa Kur'an niye anlasın? Ama hayatın her alanı için değil, her anı için de değil. Evet, biz bugün Allah'ın o peygamberlerini Kur'an'da anlatmasının üzerinden mesajlar alırız ama bütün hayatı kapsayacak şekilde örnekliğe müracaat ettiğimiz zaman kapısına varacağımız iki peygamber karşımızda duruyor. Hazreti İbrahim ki bizim iman atamızdır milleti olmakla iftihar ediyoruz bir de ümmeti olmakla iftihar ettiğimiz aleyhissalatü vesselam efendimiz. Somut bir örnek vereyim mi daha iyi anlaşılsın. Mesela Hazreti İsa aleyhisselam İslam'ın Kur'an'ın peygamber olarak bize anlattığı, takdim ettiği başımızın tacı olan bir rehberimizdir bizim. Biz onu da çok severiz. Onu sevdiğini iddia edenlerden daha fazla severiz. Onun sevdiğini, onu sevdiğini iddia edenlerin ona yakıştırdıkları her türlü kötü vasfı da bir kenara iterek severiz. Böyle severiz biz İslam'ın tüm peygamberlerini sevdiğimiz gibi bir İslam peygamberi olarak Hazreti İsa'yı da. Bakın Hazreti İsa'yı anlatan ayetlere. 25 yerde İsa diyor Kur'an. Anlattığı ayet sayısı fazla. Çok güzel bir de tevafuk var. Kur'an'da böyle bir matematiksel Örtüşmeler de vardır bunlara dikkat edin. 25 kere de Adem'dir. Bir ayette de Adem'le İsa'yı kıyaslar. Adeta oradan da bir güzel tenasüp kurar. Siz İsa'nın babasız olduğuna şaşıyorsunuz. Adem hem babasız hem anasızdır derecesine bir mesaj verir aslında. O 25 ayet direkt Hazreti İsa'nın adını anlatan ayetler. Bir de Hazreti İsa'yı ve mücadelesini anlatan diğer ayetler kaç tane Kur'an'da tespit etmek lazım. Alt alta getirip okuduğunuz zaman çok böyle güzel bir evlat örneğini okuyorsunuz Hazreti İsa'nın hayatının üzerinden. Annesine karşı itaatkar, ihsankar. Bunlar ihsankar, ihsan eden yani. Bunları överek anlatıyor Kur'anımız. Başka Hazreti İsa'nın merhametini anlatıyor. Onun eşsiz tevazusunu, hilim sahibi oluşunu, müsamaha adına zirvelerde oluşunu anlatıyor. Bunları anlatır ve bu kadarla sözü bitirir. Çünkü Hazreti İsa'nın hayatında bu manada söylenecek başka bir şey yoktur. Biz Hazreti İsa'nın hayatından mesela evlat adına örneklik alabiliyoruz. Ancak mesela onun hayatının üzerinden İdeal bir koca nasıl olur bunu alamıyoruz. Çünkü evlendiğine dair hiçbir rivayet, hiçbir malumat yok elimizde. Bu olmadığına göre bir devlet başkanı nasıl olur? Bir komutan nasıl olur? Galibiyet nasıl olur? Bu tarz şeylere karşı ideal tavır nasıl olur? Bunlara dair hiçbir şey yoktur hayatında. Dolayısıyla hayatın bir bölümünde bir rehber olarak bize anlatılır. Başka bir örnek vereyim biraz daha farklı bir noktadan. Mesela Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman ikisine de selam olsun baba oğul hükümdar peygamberler anlatılan ayetlere bakın kısmen Hazreti Davud'un üzerinden komutanlığa ait bazı mesajlar vardır ikisinin üzerinden galibiyet ve iktidar ahlakı anlatılır Kur'an'da gücün ahlakına ait çok önemli mesajlar verilir hükümdarlığın nasıl olacağına dair ama mesele fakirlik olduğu zaman ideal bir fakir nasıl olur? Allah nasıl bir fakirden memnun olur? O iki peygamberin hayatından örnek bulamazsınız. Yine onların aile hayatlarına ait malumatlar çok fazla yoktur. Şimdi bu bilgiler çerçevesinden siz iman atamız olan Hazreti İbrahim ve o yürüyüşün son mührü olan efendimize gelin. Ne ararsanız bulursunuz. Ne ararsanız hangi hayatın alanına ait sizin aklınıza takılan bir soru varsa eğer aramayı biliyorsanız ve doğru yerde arıyorsanız kesinlikle peygamber aleyhissalatü vesselamın ki Hazreti İbrahim'e vurgu da bir yönüyle Efendimiz içindir. O soy silsilesinin zaten sonudur biliyorsunuz. Yani İbrahim'in ailesidir. Onlara ait bilgileri Efendimizin hayatında bulursunuz. Ben sadece bu rehberiyetin ne kadar güçlü bir müktesebat ve ne kadar canlı olduğunu göstermek için size bu 13 dersi yani bunu say, bugünkü dersi saymasak bu 13 dersi yapmak istedim. Yani isteyelim ki evlat olarak tutun devlet başkanı olarak komutan olarak tutun buraya almadım ama diyelim ki bir bürokratik dil olarak diplomatik temsilcilik olarak uluslararası hukuktaki rehberliğinden tutun aile hukukundaki rehberliğine kadar aleyhissalatü vesselam efendimizin cihana bıraktığı çok derin izlerinin olduğunu size bir şekliyle yansıtmak ve bugün ümmet olarak sorunlarımızı çözme adına müracaat edeceğimiz asli kaynağın sünnet olduğunu sizin zihinlerinize ufacıkta da olsa nakşetmek için bu dersleri yapmak istiyorum. Allah bu niyetten bizi geri bırakmasın ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu rehberiyetini tam anlamıyla bizlere kavrattırsın. Şimdi aziz kardeşlerim Ahzab suresinin 21. ayetine bir daha gelelim. Usvetün hasene kavramının geçtiği ayet o Evet, mümtehine süresinde de Hazreti İbrahim ve ailesi için iki kez kullanılır. Ama konumuz Efendimiz olduğu için merceğimizi Ahsap 21'in üzerinde biraz daha yoğunlaştırıyoruz. Ne diyor Rabbimiz? Lakat kane lekum fi Rasulillahi usvetun hasene usvetun hasenetun limen kane yarju vel ve Yüma ve Allaha kesira and olsun oradaki lekat o şüphesiz diye de çevirir bazıları yemin olsun ki yani bir tekit var orada and olsun ki Allah Resulü'nde sizin için güzel bir örneklik vardır o örnekliğin Hangi alanları kapsadığına dair iki cümle geliyor arkasından. Birincisi Allah'ın rızasını umanlar ve ahiret gününe kavuşmayı her an zihninde tutanlar. Orada likaullah yani Allah'la buluşmaya vurgu yapılması da başlı başına ayrıca bir mesaj. Belki ayeti tek tek ele almalı kelime kelime üzerinde durmalı. Ama benim size vermek istediğim başka mesajlar olduğu için sizi İmam Kurtubi'nin tefsirine havale ediyorum. Elmalı'nın tefsirine havale ediyorum. Arapça bilenler için Zemahşeri'nin keşşafına havale ediyorum. O kısmı geçiyorum. Burada biz almamız gereken mesajlar üzerinde yoğunlaşma adına biraz hızlı bir biçimde oraları geçmiş oluyorum. Hangi ayet? Ahsap suresi 21. ayet böyle bir ifade ifadede bulunuyor. Bakın sebebi nüzul kitaplarına bu saydığım tefsirlerin bazılarında da bu bilgiler var. Üç tane temel sebebi nüzul sayılıyor Ahsap 21 için. Bunlardan bir tanesini Enes bin Malik bize naklediyor. Tirmizi'de de bu ayetin tefsiri babında geçen kısımda bize aktarılıyor. Enes bin Malik diyor ki sahabeden üç isim isim yok orada. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ev hayatını özellikle de gece ibadet hayatını merak ettiler. Ve annelerimize gelip bu konuda soru sordular. Dediler ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vesselam nasıl ibadet ediyor geceleri? Analarımız da anlattılar nasıl olduğunu biliyorsunuz. Asıl bilgileri de ben en son abid olarak peygamber dersinde vereceğim size. Onun için oraya da girmiyorum. Bunlar onları duyunca dediler ki o peygamber Allah gelmiş geçmiş bütün günahlarını affedeceğini söylüyor. Söylemesine rağmen böyleyse o ne yapıyorsa biz daha fazlasını yapmalıyız. Onun içinde kendi kendilerine şöyle söz verdiler. Dediler ki birimiz sabahlara kadar namaz kılalım. Birimiz her günü oruçla geçirelim. Birimiz de evlenmeyelim hanımlardan uzak duralım. Peygamberin hayatında var olan güzelliklerin en azından bir bölümünü bu şekilde hayatlarımıza taşıyalım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlardan haberdar oldu onları huzuruna çağırdı onların yaptıklarının yanlış olduğunu söyledi ben sizin için güzel bir örnek değil miyim dedi bunun üzerine bu ayet indi ve bu ayeti de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlara okudu Enes bin Malik Tirmizi'de geçen rivayetle bize bunu söylüyor İkinci rivayet buna benzer bir rivayettir orada isimleri biliyoruz Osman bin Mazun biraz ihtilaflı da olsa Ebu Derda, selman Farisi, Abdullah İbni Amr bunlar sahabe içerisinde zühtleriyle ibadete olan düşkünlükleriyle öne çıkan isimler. Bunlar Efendimiz aleyhissalatü vesselama bir şey demeden gecelerini imar ihya etme adına gayret içerisine giriyor ve bu konuda bazen ailelerini aksatacak şekilde ibadete kendilerini veriyorlar. Bazen de hayatın içerisindeki sorumluluklarını nefislerine de biraz ağır geldiği için nefislerinin ve bedenlerinin haklarını da tam ödemeden ibadet adında çizgileri zorluyorlar. Biraz garip değil mi bu tarz şeyleri bizim dinlememiz ve okumamız? bizde olmadığı için bize acayip geliyor. Zaten söylediğim bir şey var onu da bu vesileyle söyleyeyim. Şimdi bu ayet bazı sahabi efendilerimize diyor ki ideal çizgi şurada. Sen ise buradasın. İn aşağıya o çizgiye dahil ol. Ama biz bunu böyle anlamamamız gerekir. Çünkü biz buradayız. Bu ayeti okuduğumuz zaman bize diyor ki ideal çizgi burada. Ama sen buradasın çık yukarıya ki eşit olasın. Sahabeden bazılarını ayet aşağıya çekerken sizin gibi bizim gibi 21. asrın sahabilerini de çık yukarı dostum aşağıdasın diye yukarıdan aşağıdan yukarıya doğru çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla o sahabenin hayatındaki şeyi biz hayatlarımıza böyle aktarabiliriz. Onlar ibadet konusunda biraz farklı bir alanda çizgileri zorlayınca mesela onlardan bir tanesi Ebu Derda çağırıyor Efendimiz Aleyhisselatu vesselam Ebu Derda. Ebu Derda diyor ne yapıyorsun? Ben senin için güzel bir örnek değil miyim? Bak ben geceleri bir miktar ailemle beraber olurum. Bir miktarında da Rabbimle baş başa olurum. Gündüzleri bazen oruç tutarım. Bazen iftar ederim. Bazen hanımlarımla şöyle yaparım. Bazen dostlarımla böyle yaparım. Anlatıyor anlatıyor. Unutma ey Ebu Derda Sende herkesin ve her şeyin bir hakkı var. Bedeninin sende bir hakkı var. Ailenin sende bir hakkı var. Toplumun sende bir hakkı var. Peygamberin sende bir hakkı var. Allah'ın sende bir hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver. Ben senin için güzel bir örnek değil miyim? Şu sözü unutmayın sözümün sonunda dersin sonunda bir daha sizi götüreceğim o söze. Her hak sahibinin sende bir hakkı var. O hak sahiplerine hakkı ödeme adına zihnimizde bir yerde dursun bu. Bunun üzerine de Ahsap suresinin 21. ayetinin indiği söyleniyor. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam ayeti de orada okuyor. Bu da Ahsap 21'in ikinci sebebin üzülü. Üçüncü sebebin üzülü bağlama daha uygundur. Bu manada bize başka şeyler de söyleyecek. Birçok yine sebebi nüzul kitabımızda geçer. Olayı bize nakleden olayın faili olan Ebu Talha'dır. Ensar'ın o büyük ismi asıl ismi Zeyd İbni Sehil. Çok farklı bir isim. Enes bin Malik'in, Bera İbni Malik'in babalığı, Ümmü Süleym'in kocası. Biliyorsunuz onun hayatına ait bazı şeyler. Süreç, zaman Hendek gazvesinin olduğu zamandır. Aleyhissalatü vesselam efendimiz ve sahabiler yaklaşık 10-15 gündür hendekleri kazmaktadırlar. 20 gün sürecek biraz sonra bazı detaylar söyleyeceğim size. Çok zorlu bir süreç açlıktan karınlarına taş bağlamışlar. Böyle büyük bir imtihanın yapıldığı bir anda o zeminde Ebu Talha peygamber aleyhissalatü vesselamın huzurunda şöyle kaldırmış göbeğini bir taş bağlanmış bir halde ya Resulallah açlıktan kuruduk midelerimiz sarkmasın diye taş bağladık ne olacak diyor halimiz bize bir yol bir çıkış yolu göster dediği zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam göbeğini açacak herkes de bir taş onda iki taş imam odur zaten ben de sizin gibiyimdir ben sizin için güzel bir örnek değil miyim? Nasıl ki bu imtihana karşı sabrediyorsam sizin de sabretmeniz gerekmez mi der ve arkasından bu ayetler nazil olduğu söylenir. Üç tane sebebi nüzül, üç tane rivayet ayet konusunda bize mesajlar verir. Biliyorsunuz sebebi nüzüller o ayetlerin yere basan ayaklarıdır. Sebebi nüzül ayetin bağlamıdır. Bazen de anlam bağlamda gizlidir. Yani siz sözün bağlamını tam anlamıyla anlamazsanız sözün anlamını da tam anlamıyla tespit edemeyebilirsiniz. Dolayısıyla bizim için Kur'an'ın anlaşılmasında çok önemli bir alandır sebebinüzül bahsi. Ancak Allah kendilerinden ebeden razı olsun büyük müfessirlerimiz, tefsir alimlerimiz tefsir usulüne ait kaydeler bize söyleyince bir kaydı daha söylerler. O kaydı da şudur. Sebebin hususiliği hükmün umumiliğine mani değildir. Sebebin hususiliği hükmün umumiliğine mani değildir. Ne demek? Sebep hususi olabilir, özel olabilir. Ama özel bir sebeple o ayet indi diye hüküm sadece o sebeple kadar değildir hüküm geneldir onun üzerinden farklı mesajlar verilir bir hadise üzerine nazil olur ama o oh ayet bin tane hadiseye rehber olur dolayısıyla bu manada ayetleri okumak bu manada sebebi nüzülü olması gereken yere koymak istifadeyi de bunun üzerinden çoğaltmak durumundayız böyle bir şey bizi bir noktaya daha götürüyor bugün Kur'an çalışmalarında Kur'an'dan istifade noktasında ihmal edilen alanlardan bir tanesidir. Sebeb-i dikkat çekmeyelim bizi tarihselliğe mahkum etmeyin diyorlar. Tarihselliğe düşmeyelim onun için ilgilenmeyelim bununla. Bir öyle bir yaklaşım var. Bir de sebeb-i olması gerekenden daha farklı bir yere koyarak Kur'an'ın bazı hükümlerini ve bazı mesajlarını çerçeve dahiline alıyorlar. İkisi de yanlış. Olması gereken yerde kullanarak biz istifade etmeye ve buradan alacağımızı almaya bakmak durumundayız. Şimdi biz Ahsap 21'in sebebin öğrendik. Bir şeye daha dikkat etmemiz lazım. O nedir? Ayetlerden gerçek manada istifade etmenin en temel yollarından bir tanesi siyak ve sibaktır. Yani öncesi ile sonrası arasındaki bağlardır. Bir daha ötesi var bunun. Bu da çok önemlidir. Bu da biraz ihmal edilir sadece ayetlerin birbiriyle siyak ve sibak ilişkisi değil. Belki bu konuda farklı yaklaşımlar olabilir ama acizane kardeşinizin tercih ettiği görüş şudur. Fatiha'dan Nassa şu andaki tertip Cebrail'in aleyhissalatü vesselam efendimize bildirdiği ve öğrettiği tertiptir. Dolayısıyla tenasub meselesinde tenasubul Kur'an meselesinde Ayetlerin birbirleriyle uyumu meselesini irdelediğimiz kadar sürelerin birbiriyle uyumunu da irdelemek durumundayız. Nasıl? Fatiha arkasından Bakara, arkasından Ali İmran, arkasından Nisa, arkasından Maide ile ahir geliyor da nasıl yaslanıyor 114 süre. Fatihanın sonunda gazaba uğrayanlar ve dalalete sapanlar bunlardan sığındırma adına bir dua ettirdi Rabbimiz bize. Hemen Bakara'da gazaba uğrayanları anlattı bize aslında İsrailoğullarının Kur'an'da anlatılan en geniş tablosu biliyorsunuz Bakara suresidir. Ve orada onların en temel hususiyetleri karakteristik özellikleri aktarılır. Adeta Fatiha'daki o talebin bakın özellikleri bunlar öğrenin ki o yanlışa düşmeyin gibi bir mesajla gelir. Ali İmran'da Hristiyanlar anlatır. Dolayısıyla sürelerin de birbirleriyle bu manada bir bağı var. Ama biz ayetler çerçevesinde meseleye baktığımız zaman siyak ve sibak dediğimiz o bütünlük bize o ayetin verdiği mesajı çok net bir biçimde verir. Şimdi Ahsap 21 Ahsap süresinden geçiyor 21. ayet 73 ayetlik bir süre Ahsap süresi Kur'an'ın çok konulu sürelerinden bir tanesidir. Bu da bir ifadedir dikkat kesin çok konulu süre yani bazı süreler vardır konular bir tanedir iki tanedir beş tanedir altı tanedir neyse ama bir de bazı süreler vardır çok konuludur her ayeti neredeyse bir konudur ahsap süresi de çok konulu ayet sürelerden bir tanesidir özel olarak hukuka yani Müslümanın uyuması gereken temel vazifelere dikkat çeker aleyhissalatü vesselam efendimizin şahsında da beş temel hukukun tanzimine ait mesajlar verir. Ahzab suresinin 73 ayeti böyledir. Bireysel hukuku anlatır, aile hukukunu anlatır, toplumsal hukukunu anlatır. Bir devlet başkanı olarak Hazreti Peygamber bakın geldi devlet hukukunu anlatır. Ümmet hukukunu anlatır. Ahsap süresine müracaat ettiğiniz zaman bunları çok rahat bir biçimde göreceksiniz bireysel hukuk aile hukuku toplumsal hukuk devlet hukuku ve ümmet hukuku bunların hepsi o 73 ayette var biz böyle bir sürenin içerisinden 21. ayet bu 21. ayeti seçip almamızda şudur bazen bazı sürelerin bir serlevha ayeti vardır bir berceste ayeti vardır. Bunu anlayabileceğiniz bir şey de söyleyeyim size. Şimdi süre isimlerini peygamber aleyhissalatü vesselamın belirttikleri var belirtmedikleri var. Özellikle belirttiklerine ya da belirtmeyip de sonra ulemanın tespit ettiklerine bakın. Berceste ayetin o süre içerisinde hangi ayet olduğunu gör görürsünüz. Bakara suresi 286 ayet. Bakara oluyor isim. Niye? oradaki vurgu çok mühim. O vurguya dikkat çekmek için sürenin ismi Bakara oldu. Bunun gibidir. Dolayısıyla bazen süre isimleri üzerinden bazen o berceste ayetlere ayete diğer ayetlerin vurgusunun üzerinden biz hangi ayetin serlevha olarak belirlendiğini o süre içerisinde görebiliyoruz. Ahsap 21'de o sürenin özel ayetlerinden o berceste ayetlerinden serlevha ayetlerinden bir tanesidir. Yordum mu sizi biraz? Biraz belki teknik ama bunlar önemli. Şimdi yavaş yavaş asıl mesajlarıma getireceğim sözü. Şimdi kıymetli kardeşlerim bütünlük çerçevesinden 73 ayete baktığımız zaman her ayet bize peygamberin rehberiyetine ait bir şeyler söyleyecek. Ama ben hepsini size veremem. Şöyle bir tasnifte bulundum. 21 ayetin öncesindeki 20 ayetteki mesajları size biraz formüle ederek takdim edeceğim. Bakın rehberiyet deyince Kur'an ne anlıyor? Neyi nazarlarımıza veriyor? Ve peygamber aleyhissalatü vesselamın örnekliğinin üzerinden almamız gereken mesajları Rabbimiz bizim nazarlarımıza verirken bize ne gibi mükellefiyetler yüklüyor? Şimdi biz sünnet deyince hep aklımıza birkaç şey geliyor. Biz sünneti bir bütün olarak değerlendiremiyoruz. Bundan birkaç sene önce arkadaşlar bir program yapmışlardı bir sokak röportajı diye uzatıyorlar mikrofonu karşıdaki muhataba sünnet nedir diyorlar çocukların yaptığıdır diyor. Yani sünnet deyince aklına o geliyor ya da bilinen birkaç tane şekil işte işimize yarayanlar tabakların altını sıyırmak gibi mesela o çok büyük bir sünnet bir boğaz harbi zaten bir de pazarlık sünnetir o da işimize geliyor. Mesela o tabakların altını süpürme adına bir şey söyleyeyim size öyle bir sünnet yok şöyle bir sünnet var mideyi üçe ayır üçte biri su üçte biri hava üçte biri yemek olsun sen tabağı bitireceğim diye yarım ekmekle süpürürsen sünneti ihlal etmiş olursun zayi etme, onu tabağa tencereye geri bırak ama yiyebileceğin kadar al sünnet bu bu manada da Efendimiz aleyhissalatü vesselam işin aslını bize öğretiyor ama biz işimize geldiği gibi anlıyoruz şimdi ahsap 21'in rehberiyeti çerçevesinde Sünnet ama ney bunlara ait 5 tane temel cümle size yazdırmak istiyorum. Hepsinin referansları Ahzab suresinin ilk 20 ayetinde bazılarına dikkat çekeceğim. Bazılarını size havale edeceğim. Birinci ilke şu. Hakikati savunmada tek başına kalsam bile en güzel örnek olan Hazreti Peygamber gibi... İnfak, inkar ve nifak ehlinden yüz çevirip hakkın yanında yer almalısın. Hakikati savunmada tek başına kalsam bile en güzel örnek olan Hazreti Peygamber gibi inkar ve nifak ehlinden yüz çevirip hakkın yanında yer almalısın. Sünnete bakın da hizaya gelin. Yazdınız mı bir daha söyleyeyim mi? Bir daha söyleyeyim mi? Hakikati savunmada tek başına kalsam bile en güzel örnek olan Hazreti Peygamber gibi inkar ve nifak ehlinden yüz çevirip hakkın yanında yer almalısın. Bu maddeleri vereceğim arkadaşlara siteye de koyarlar yazamayan arkadaşlar oradan alsınlar ki biz biraz zamanı hızlı kullanalım. Şimdi benim aziz kardeşlerim. Hazreti İsa'dan örnek verdim size. Sözlerimin başında hiç bilmiyorum öyle okudunuz mu? Meryem anamızın canlarımız feda olsun o büyük insana çok büyük bir imtihan, babasız bir çocuk doğuruyor ve Rabbimiz diyor ki al bebeği git diyor mabede insanların kınanmasına bakmadan o bebekle yürü onların içlerine doğru sana bir şey dedikleri zaman da bebeği işaret et. Bunu okurken bunun güzel de bir filmi var akşam da biz izledik hanımla. Çok güzeldi o tablo harika bir tablo. Bunu izlerken ya da okurken hiç aklınıza Meryem anamızın da rolünün oynanabileceği geldi mi bilmiyorum. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyasında onlarca kez Meryem'in rolü vardır. Onlarca kez. Bütün dünya size karşı siz ise hakikate kitlenmişsiniz. Ne kınanmadan korkuyorsunuz. Ne kaybedeceklerinize yanıyorsunuz. Ne kazanacaklarınızın hesabını yapıyorsunuz. Sadece hakikat deyip yürüyorsunuz. İşte bu inanın o kadar zor bir şey ki ve Meryem aleyhisselamın yaptığı o davranışın bir benzerini üretme adına bizim önümüze serilmiş örneklik. Ahsap suresinin birinci ayeti bakın ne diyor mealen okuyayım size. Ey peygamber Allah'tan kork kafirlere ve münafıklara boyun eğme. Peygamberimize söylüyor Rabbimiz. Elbette Allah her şeyi bilmekte ve yerli yerince yapmaktadır. Asap süresi böyle başlıyor. Niye peki? Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam yaşadığı o toplumun sinir uçlarına dokunacak. O güne kadar toplumun genel kabul ettiği hiçbir şekilde yanlış olduğunu söylemediği söyleyemediği nice şeyleri düzeltecek. Bunu söylemek insanları karşısına almaktır. Meseleyi biraz daha somutlaştırayım ki biraz anlayın. Mesela ben şunu çok düşünmüşümdür. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam yaşadığı toplumda münafıkları çok iyi biliyordu. Bunların bazıları tescilliydi İbni Selül gibi. Onları Müslümanlar da biliyordu. Bazılarını efendimiz çok iyi biliyordu. Sadece belli sebeplerden dolayı ümmetin kara kutusu olan, ümmetin sır küpü olan Huzeyfe yemaniye bildirdi. Başka kimseye bildirmedi. Ona bildirirken de aman ha başkasına söyleme dedi. Niye bildirdi? O da ayrı bir mesele. Onun cevabını bulmak istiyorsanız Hazreti Huzeyfe ile ilgili benim yaptığım derse bakabilirsiniz. O geniş bir mesele. Şunu düşünüyorum ben. Niye Efendimiz aleyhissalatü vesselam münafıkları söylemesin? Yani söyleseydi ve toplumu ona karşı uyarsaydı. Bu manada daha iyi olmaz mıydı İslam toplumu için? Bilmiyorum hata mı ediyorum? Şöyle bir neticeye varıyorum. Diyorum ki bazı isimler vardı ki o günün dünyasında Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bu münafıktır deseydi bazı isimler vardı ki inanmayacaktılar. İnanmasalarda da Allah muhafaza onlar küfre düşecektiler. Çünkü münafık dediğiniz adam öyle bir adamdır ki onun münafık olduğunu kendisinden başka kimse bilmez bir de Allah bilir. Allah'ın bildirdiği peygamber bilir. Adam geliyor mesela isimler söylemeyeyim oturuyor minberin önüne şunu söylüyor. Ey Medine halkı Allah bizi ikramlandırdı. İki cihan serveri Hazreti Peygamberi bize peygamber olarak gönderdi. Onun ayak izlerine kurban oluruz. O bize şeref kazandırdı. İzzet kazandırdı diyor. Mescid-i Nebevi'den çıktığı zaman şunu söylüyor haşa bu kargaları sürüp çıkaracağız Medine'den. Biraz önce Mescid-i Nebevi'de o söz. Biraz sonra kendi dostlarıyla baş başa kaldığı zaman bu söz. Şimdi o sözü duyan adam diğer sözü duymazsa o zatın münafık olduğuna inanır mı? İnanmaz. İşte burada büyük bir imtihan var. Çok büyük bir imtihan var. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam belli sebeplerden dolayı Huzeyfetül Yemani'ye emanet etti o sırları ama söylemedi. Başka hikmetleri de var bunun. Hikmetlerinden bir tanesi de acizane benim kanaatim bu. Hata yapıyorsam Allah beni affetsin. Ancak böyle bir şey olduğu yönünde de içimden öyle bir şey geliyor. Başka sebepleri de var dediğim gibi. Şimdi burada ne diyor? Hakikate kitlenmek en büyük sünnettir. Ey 21. asrın Müslümanı sünnet üzere yaşamak mı istiyorsun al sana bir örneklik hakikate kitleneceksin kınanmaya alkışa şuna buna takılmayadan yürüyeceksin unutma hiçbir zaman hakikat kalabalıklarda değildir olur mu bazen insanlar çoğalır mı olur Peygamber aleyhissalatü vesselam da hayatının son demlerinde ilahi bir ikramla Hicaz'ın tamamına hakim oldu mümkündür. Ama sen kalabalığın nitelikli olup olmadığını hayatlarından anlayabilirsin. Eğer bir memlekette herkes aynı şeyi düşünmesine rağmen, herkesin kalbi aynı şeyi üzere atmasına rağmen hayatlara yansıyan bir şey yoksa, oradaki o topluluk kalabalıktır. O ekserun nastır işte. Çünkü hayata intikal eden bir şey yok. Hayata intikal etseydi o kalabalık nitelikli bir topluluğa bir İslam toplumuna bir cemaate dönüşürdü. Bir İslam cemaatine dönüşürdü. O başka bir mesaj verirdi bize. Ama öyle değilse eğer buradan alacağını almalısın. Ne söylemek istiyorum ne vermek istiyorum size bilmiyorum ama inşallah alıyorsunuzdur. İki Yine ayetler üzerinden bir şeye geleceğiz. İslam'ın inanç sistemine aykırı olan İslam'ın inanç sistemine aykırı olan, yapıldığı zaman sosyal yaralara sebebiyet veren yapıldığı zaman sosyal yaralara sebebiyet veren her türlü gelenek ve görenekten en güzel örnek olan Hazreti Peygamber gibi uzak durmalısın. İslam'ın inanç sistemine aykırı olan, yapıldığı zaman sosyal yaralara sebebiyet veren her türlü gelenek ve görenekten en güzel örnek olan Hazreti Peygamber gibi uzak durmalısın. Bu bahsettiğim ayetlerde mesela bir zihar geleneğinden bahsedilir. Bir de evlatlık geleneğinden bahsedilir. Ahsap suresinin başında evlatlıkla ilgili hükümler daha sonra ayet sürenin ortalarına doğru bir daha tekrar edilecek. Ne söylüyor bu ayetler bize? Bakın Müslümanlar olarak bir hatamız daha var. Özellikle biraz böyle yaşı benim yaşıma uygun olanlar daha iyi bilecekler. Biz böyle tercüme eserlerle İslam'ı öğrenmeye başladığımız zaman hemen radikalliğimiz tuttu işe nereden başladık gelenekle görenekle harp etmekle başladık mümin ve mümini olan analarımızı babalarımızı bile İslam dışı görmeye başladık sonra öğrendikçe baktık ki yok yanlış yapıyoruz yavaş yavaş bizi hizaya çekti hakikatler hiçbir zaman İslam'ın peygamberi olan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam yaşadığı toplum cahiliye toplumu yaşadığı toplum Yahudilerin hakim olduğu toplum yaşadığı toplum ehli kitabın hakim olduğu toplum olmasına rağmen gelenek savaşı yapmamıştır. Peygamberimizin gelenekle bir mücadelesi yok. Geleneğe karşı Efendimizin üç tavrı var. İpka ettikleri, ıslah ettikleri, ilga ettikleri. İpka ettikleri aynen korunmuştur. Çünkü ne sosyal bir yaraya zarar veriyor, sosyal bir yaranın oluşmasına sebebiyet veriyor ne de akideye ters. En önemlisi bu. Onları aynen korumuş. İçinde bazı hastalıklar var. Onları tedavi etmiş, bırakmış. Sosyal bir yaraya sebebiyet veriyorsa, akideye tersse de hiçbir kınama kınacının kınamasından korkmadan anında iptal edip yüz çevirmiştir ben bunu yaparsam kavmin bana nedir? Nasıl davranır ne yapar bunların hiçbirini düşünmeden sünnet öğretiyor bize rehberiyet öğretiyor kurban olduğumuz sallallahu aleyhi ve sellem. Zihar geleneği böyle bir gelenek yüzyıllardır Araplarda uygulanan bir gelenek ve kadını mahveden hayatını zindan eden bir gelenek. Ne olduğunu ayetleri baktığınız zaman göreceksiniz iptal ediyor. Evlatlık hukuku meselesinde suistimaller var İnsanlar koparılıyor ailelerinden. Yüzyıllar boyunca ailelerini bilmeden nesiller birbirlerine karışıyor. Bu tarz yanlışlıkları da iptal ediyor sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an çerçevesinde. Dolayısıyla hiçbir zaman bir Müslüman ne gelenek düşmanı olur ne gelenek mahkumu olur. Aynen Efendimiz gibi davranır. Akideye ters düşmüyorsa sosyal bir yaraya sevbiyet vermiyorsa ipka eder kullanır örftür. Örf de bizim fıkhımızın bize imkan tanıdığı bir alandır. Örfe göre amel etmekte hiçbir beis yoktur. Hatta bazen örfe göre amel etmek sorumluluktur ve zorunluluktur. Çünkü yaşadığın zeminden dolayı ama eğer böyle bir durum söz konusu değil de akideye giriyor. Sosyal bir yaraya sebebiyet veriyorsa anında karşı çıkılmalıdır. 3. Bütün dünya senin inancına düşman olsa ve seni yok etmek için seferber olsa bütün dünya senin inancına düşman olsa ve seni yok etmek için seferber olsa Hazreti Peygamber gibi Hasbunallah ve ni'mel vekil demeli sarsılmadan mensup olduğun dava, davayı temsil etmelisin sünnete bakın sünnete sünnet bu işte bütün dünya senin inancına düşman olsa ve seni yok etmek için seferber olsa Hazreti Peygamber gibi Hasbunallah ve ni'mel vekil siz ekleyin devamını ni'mel mevla ve ni'mel nasiri sarsılmadan mensup olduğun davayı temsil etmelisin. Zor. Neyle olur bu? Ancak istikametle olur. Eğer o istikamet olursa bu olur. Allah bize hepimize bunu nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, bu sürenin 9. ayetinden itibaren Rabbimiz Hendek Gazvesi'ni bize anlatmaya başlar. Kur'an'daki siyer bilgisi ve özellikle siyerin içerisinde önemli bir yeri olan Hendek Gazvesi'nin anlatıldığı ayetler Ahzab 9'dan itibaren başlatılır anlatılmaya. Biliyorsunuz değil mi Hendek gazvesini? Bir iki cümle söyleyeyim sadece. 12 bin kişilik büyük bir ahsap ordusu. Hizipler ahsap oradan geliyor. Bakın dedik ya en temel mesaj süreye isim oluyor. Neden süreye isim olmuş oradan da anlıyoruz. Hizipler ordusu 12 bin kişi kimlerden oluşuyor? aklınıza gelen her türlü kafirden oluşuyor. Mekke müşrikleri var, Katafanlılar var, Hristiyanlar var, Hayber Yahudileri var, var da var. Bunların hepsi adeta biraz sonra ona özel bir vurguyla geleceğim. Küfür tek millettir. Nebevi ilkesini tasdikleyecek şekilde imanın karşısında birbirleriyle ittifak halinde, halinde Müslümanların karşısına geliyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam istişare ediyor sahabeyle ne yapalım diyorlar. selman Farisi, Selmanı ı Muhammedi, Selman Minni diyen Efendimiz aleyhissalatü vesselam ki Ehli Beyt'ten saydı Selman'ı bir görüş ileri sürüyor. Ya Resulallah diyor biz İranlılar eğer düşman bizden kat kat fazla bir oranda gelir de şehrimize saldırırsa hendekler kazarak şehrimizi savunurduk. O zamanki Medine'nin de şöyle üç tarafı harrelerle çevrili. Harre nedir? Sönmüş yanar yanardağı. Şu anda da var Medine'de eğer bir gün yolunuz düşerse özellikle bu söylediğimi anlamak için deyin ki beni bir harreye götürün. Çok yakın 10 kilometre dışarıda halen var. Harre üzerinde şu anda yaya bile yürüyemiyorsunuz. Şu anda bile o kadar düzelmesine rağmen atın üstünde devenin üstünde hiç hareket edemiyorsunuz. Küçük küçük taşlar var orada yürümek mümkün değil. Allah koruyacak ya peygamberin şehrini. Üç tarafı böyle. Sadece iki taraftan bir açıklık var. Burası da beş buçuk kilometre. Bu beş buçuk kilometrelik kısma bir hendek kazıldığı zaman Medine'ye dışarıdan saldırı mümkün değil. Selman'ın farisi bu görüşü ileri sürünce sallallahu aleyhi ve sellem hadi diyor yiğitlerine beş buçuk kilometre uzunluğunda 4,5 metre derinliğinde 9 metre genişliğinde bunu söyledim geçen hacıların birinde inşaatçı bir arkadaş vardı hemen çıkardı elinden elinde hesap makine hocam dedi şu kadar harfiyat ediyor ne kadar dedi unuttum ama onu o bilgi lazım onu bir alacağım ondan ciddi bir harfiyat gerçekten ciddi bir bedel ciddi bir yük ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam 20 gün boyunca 3000 kişiyle o hendekleri kazıyor. Nasıl kazıyor? İmam iki taş bağlayacak elinde kazma Müslümanların önünde. Ben bana bir şey olmasın. Ben sizin çok değerli bir malınızım. Ben arkada saklanayım siz gidin kazın. Bu yok. Peygamberin hayatında bu yok. Peygamber Aleyhisselatu vesselam ne demişse kendisi yapmıştır. Hatta bir defa demiştim bir daha diyeyim belki yüz defa daha diyeceğim. Bazen on yapmış bir istemiştir. Kendisi bir yapıp bir isteyenlerden de değil. On yapıp bir isteyenlerden sallallahu aleyhi ve sellem. Orada da yapıyor. Bedel ödüyor toplumun önünde güzel bir örnek. Rehberiyet adına müthiş bir örneklik ortaya koyuyor. Bu tarz şeyleri yaptıktan sonra Karşı tarafta böyle büyük bir düşman olmasına rağmen büyük bir endişeye kapılıyor Müslümanlar. Ayetleri okuyun göreceksiniz. Korkudan yüreklerin ağızlara geldiği an diye Kur'an o anları tasvir ediyor. Yürekler ağızlara gelmiş. Ön tarafta o 12 bin kişilik ordu Artat, arka tarafta da beni Kurayza Yahudilerinin ihaneti Müslümanlarda korku güç adına karşı taraftaki düşmandan daha az sayıda ve daha az donanımda bir imkan buna rağmen ne var hasbunallah ve niyemel vekil Allah bize yeter o ne güzel vekildir deme hassasiyeti en güzel örneğin en güzel örneği bu gelin dördüncüsüne Yine buna ait bir şey söyleyeceğim. İnkarcılar önden, münafıklar arkadan sana saldırsa, inkarcılar önden, münafıklar arkadan sana saldırsa ve seni yok etmek için her türlü yolu, yöntemi kullansa. Seni yok etmek için her türlü yolu, yöntemi kullansa Hazreti Peygamber gibi ölümü öldürmeli bu davanın asıl sahibinin Allah olduğunu unutmamalısın. İnkarcılar önden münafıklar arkadan sana saldırsa ve seni yok etmek için her türlü yolu yöntemi kullansa Hazreti Peygamber gibi ölümü öldürmeli bu davanın asıl sahibinin Allah olduğunu unutmamalısın. Sünnet. Yol yöntem öğretiyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnkarcılar önde, münafıklar arkada. Ayrıca münafıkların dışında Yahudiler var o gün Mekke Medine'de bin bir türlü film çeviriyorlar, ihanetler var. Sizin çoluk çocuklarınız bir evde toplanmışlar, sahipsiz, kimsesiz. Ne kadar büyük bir korku düşünebiliyor musunuz? Bunlara karşı örnekliği bizim önümüze çıkarıyor Kur'an. Peygamberin ve ona iman etmiş sahabenin o anki tavırları ve o anda ortaya koydukları kametleri gerçek manada Rabbimizin memnun olduğu duruş olarak bize takdim ediliyor. Ve bunu örnek alırsanız ancak kurtulursunuz. Bunu örnek alırsanız sünneti ihya etmiş olursunuz diyor. Beşincisi son maddemiz de bu zaten. Küfrün tek millet olduğunu İmana karşı farklılıklarını bir tarafa bırakıp birleşebileceklerini iyice bellemeli. Küfrün tek millet olduğunu imana karşı farklılıklarını bir tarafa bırakıp birleşebileceklerini iyice bellemeli. Hazreti Peygamber gibi müminleri birleştirmeli. Tevhidin etrafında vahdet etmelisin. Hazreti Peygamber gibi müminleri birleştirmeli tevhidin etrafında vahdet etmelisin. Mesaj gayet açık değil mi? Efendimiz aleyhissalatü vesselam gücün karşısında dağılmadı. Müslümanları da dağıtmadı. Ama ne yaptı? Ortak bir payda olan tevhidin etrafında vahdet etti. Ve o vahdet Müslümanlara o başarıyı kazandırdı. Bakın İslam tarihi boyunca ne zaman biz tevhidin etrafında vahdet etmişsek o zamanlar başarılı olmuşuz. Ne zaman ki bunu kaybetmişiz şahsi arzularımız kişisel ihtiraslarımız nefsi hedeflerimiz ümmetin selametinin önüne çıkmış ve bu manada başka şeyler dayatmışız insanlığa ve topluma yıkmışız parçalatmışız parçalanmanın en önemli sebeplerinden biri de biz olmuşuz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o örneklik çerçevesinden bize bunları da söylüyor. En güzel örnek bize bunları söylediği gibi bundan sonraki derslerde göreceksiniz bize çok daha farklı şeyler söyleyecek farklı örneklikler söyleyecek hemen gelme sözlerim var da şimdi aziz kardeşlerim söyleyecek çok sözüm var ama artık siz az sözle de çok şey anlarsınız bu kadarla sınırlandıracağım. Birkaç tane ilk ders ya mukaddime adına size ipuçları olsun örnek olsun rehber olsun diye dikkat çekmek, çekmek istediğim hususlar var. Maşallah salon dolu her taraf ayakta bile kardeşlerimiz var bak yerde şurada kardeşlerimiz var. Şimdi yavaş yavaş sona doğru başlayacak çözülmeler. Ben sonlara doğru şöyle boş koltuklara konuşacağım. Biliyorum. İnşallah beni bu sözümden mahcup edeceksiniz. Ancak bu iş üzülerek söyleyelim ki bizde halen ilmi bir hırsa dönüşmeden kalıyor. Biz ilim yolculuğunda yürüyüşü heves çerçevesinde değerlendiriyoruz. İlmi heveskarlık başka bir şey. İlmi hırs başka bir şey zaten ilim bir nurdur Allah onu birine bahşedeceği zaman önce bir imtihan ediyor bir bakıyor diyor ki gerçekten bu kulum heveskar mı bu işi kendisine dert edinmiş bir dertli mi? Şimdi biz heveskar olunca da şöyle bir özelliğimiz var Siyer Vakfı bir program başlatmış tamam hurra hepimiz oraya gidelim falanca vakıf bir yerde bir program başlatmış. E Siyer Vakfı'na gittik orada bir şey olmadı hadi oraya gidelim. Böyle de yol değil bu doğru bir şey de değil. Bir tespit yapıyorlar bilmiyorum ne kadar doğru şöyle bir tespit yapıyorlar herhalde doğrudur. Bir kitabı yüz kere okumak mı insana fayda verir? Yüz kitabı birer kez okumak mı insana fayda verir? Geldikleri nokta da şudur bir kitap eğer doğru seçilmişse iyi tespit edilmişse yüz kere okumak daha fazla insana fayda verir. Dolayısıyla burada biraz istikrar ve azim olmalı bizde ki belli şeyleri alabilelim. Bir iki derse gidip gelmekle bir şey olmuyor. Ders çekeceksiniz, ızdırap çekeceksiniz, uykusuz kalacaksınız, Burada size söylenenler dert haline dönüşecek. Araştıracaksınız, soracaksınız, soruşturacaksınız, eleştireceksiniz, tenkit edeceksiniz. Alimlerle mücadele etmek için değil, hakikate ermek için bir şekliyle karşınızdaki hocalarla münazara edeceksiniz. Yaparak bunu belli bir noktaya getireceksiniz işi. Ancak böyle olursa Allah o ilim bir nurdur ve o nurdan istediğini yani meşiyet ilahinin size doğru gelmesi adına kapılar açacaksınız. Allah size de bize de o kapıları açsın. Şimdi bizim bizim şu anda bulunduğumuz ortam çerçevesinde 5 tane korumamız gereken hak var. Ne dedim sözlerimin başında Peygamberimizin bir sözünü söyledim. Neydi o söz? Her hak sahibinin sende bir hakkı vardır. Her hak sahibinin hakkını öde. Bulunduğumuz şu zaman ve zeminde bize beş tane hak yüklüyor. Nedir onlar biliyor musunuz? İlmin hakkı, talebeliğin hakkı, muallimliğin hakkı, mektebin hakkı yol arkadaşlığının hakkı. 5 tane hak var. Bu beşini de size söyleyeceğim. İlmin hakkı, talebeliğin hakkı, muallimliğin hakkı, mektebin hakkı, yol arkadaşlarının hakkı. Muallimliğin hakkına ben burada başka bir anlam yüklüyorum. Yani bakın kendime bir fatura kestirtmiyorum size. Bir şey söyleyeyim ki daha iyi anlaşılsın. Evet hocanın talebeye karşı hakları talebenin hocaya karşı hakları var onu başka bir yerden öğrenin. Ama ben burada muallimliğin hakkı deyince yine size dikkat çekiyorum. Nedir o dikkat çektiğim şey biliyor musunuz? İslam'ın ilim yürüyüş, yürüyüşünde bizim alimlerimizden öğrendiğimiz ki kaynağı peygamberdir bir temel ilke var. İlmin elifine başladığın andan itibaren sende iki şey beraber başlar nedir? Hem talebelik başlar hem hocalık başlar. Bu böyledir. Yani diyemezsin ki ben bir seviyeye geleyim belli bir noktaya geleyim ondan sonra insanlara muallim olayım. Hayır bu yanlış. Darul Erkam'a geliyor, Sufa Mektebi'ne geliyor, iman ediyor, o mektebe talebe oluyor. Bir bakıyorsun ertesi gün aleyhissalatü vesselam onu belli alanlarda başka sahabilerin önüne muallim olarak çıkarmış. Çünkü hayatın en temel kaidelerinden bir tanesidir. Hepimiz bir yönüyle birbirimizin talebesi birbirimizin hocasıyız. Çünkü benim bildiğime bazen siz vakıf değilsiniz. Sizin bildiklerinize bazen ben vakıf değilim. Şimdi ben bilgisayarla ilgili bazı şeyleri bizim ortanca oğlana soruyorum. Hubeybe bu nasıl diye o bana öğretiyor. Benden daha iyi biliyor. Çünkü öyledir her alanda herkes her işi en iyi bilmez. Bazıları bazı alanlarda daha iyidir. İşte böyle olduğu zaman hepimiz her an hem talebeyiz hem hocayız. Onun için ben Hazreti Ali'nin muallimliğin hakkı için söylediği o sözü söylemiyorum. Bana 40 yıl 40 bana bir harf öğretinin 40 yıl küresi olurum. Sözü ayrı bir söz. Onu ben ayrıca size hatırlatmış olup deyip geçiyorum. Şimdi bu beş tane hak içinde size beş tane cümle yazdırmak istiyorum. Diyeceksiniz ki hocam ne tutturmuşsun bu beşin yakasını ne yapayım Allah böyle ilham ediyor ben de size böyle aktarıyorum. Bir soru sorayım size şöyle bir cevap verin. İlmin hakkı nedir? Bir tek kelime. Eyvallah Allah razı olsun sizden. Demek ki söylediklerimiz yankı buluyor. Evet yazalım. Bir ilmin hakkı ameldir öğrendiklerinle amel et ki bilginin hamalı değil sahibi olabilesin seni cennete ulaştıracak burakına binebilesin ilmin hakkı ameldir öğrendiklerinle amel et ki bilginin hamalı değil sahibi olabilesin seni cennete ulaştıracak burakına binebilesin yazdık değil mi? 2. Peki bunu da bilin hadi bakalım. Talebiliğin hakkı nedir? İhlas başka? Çalışma. Ulema ihtilaf etti bunda. Diğerinde isabet kaydettiniz ama yakın söyledikleriniz. Talebiliğin hakkı istikrar ve azimdir. Talebeliğin hakkı istikrar ve azimdir. Kalbini, aklını, bedenini dağınıklıktan kurtar ki basamakları birer birer çıkabilesin. Talebeliğin hakkı istikrar ve azimdir. Kalbini, aklını, bedenini dağınıklıktan kurtar ki basamakları birer birer çıkabilesin. Ebu Derda'dan bahis açtım bugünkü derste onun dilinden düşürmediği bir dua var. Dikkat çekmiş buna, insanlar da dikkat etmişler. Ne diyor biliyor musunuz? Ebu Derda ümmetin hakimi, "Allah'ım, kalbimin dağınıklığından sana sığınırım." Çok ısrarla bu duayı yapınca talebelerinden biri soruyor diyor ki ey Allah Resulünün sahabisi böyle hitap ediyorlar en çok hoşlandıkları hitap cümlesi de budur sahabenin ey Allah Resulünün sahabisi bu duayla ne amaçlıyorsun ne demek kalbimin dağınıklığından kurtar sanki direkt bize dikkat çeker gibi her işte parmağım olsun arzusudur kalbin dağınıklığı her işte parmağım elim olsun arzusudur kalbin dağınıklılığı. Her işte elim olsun diyen adamın hiçbir işte eli olmaz. Her işi yarım bırakır. Ama bir işin hakkını verme adına ızdırabı olan ve o işin hakkını verme adına gayret içerisinde olan insan gerçekten o işte başarılı olur. O işte başarılı olunca da başka işlere doğru da o başarıyla yönlenmiş olur. İşte bunu elde edebileceğimiz bir şeydir istikrar ve azim. Bu olacak. Kar yağacak, yağmur yağacak, hatta trafik kitlenecek. Şu olacak bu olacak ne olacaksa benim dersim var gitmeliyim. Karda da yürümeliyim ilmin bereketi ayakların üşümesidir deyip yola çıkan bir talebe istifade edecektir. Eğer bunu değil de ufacık bir şeyle şöyle hafif bir rüzgarla başka şeylere gittiği zaman ne olacak? Şimdi ben bazen Anadolu'ya konferansa falan gidiyorum. Arkadaşlar moral vermek için salon boş. Kimse gelmemiş. Onlar beni alıştırmak için şöyle götürüyorlar. Hocam diyorlar Dünya Kufası maçı var onun için millet gelmeyebilir. Ne büyük bir iş. Tabi ümmet olarak o maçı kaybedersek bir sürü şey kaybetmiş olacağız. İşte bunlar zaten bizim hayatımızda olduğu için halimiz böyle. Halen biz öne alacağımız meselelerle arkaya bırakacağımız meseleleri tam anlamıyla hayatımızın içine koyamadığımız için halimiz böyle. Ama talebeliğin hakkını öğretiyor bize en güzel talebeler olan sahabe ve onlardan ilhamını alanlar. Muallimliğin hakkı nedir? Hayırlı bir nesil yetiştirmek o nasıl yetişir? Tek kelime. Merhamettir. Muallimliğin hakkı merhamettir. Talim ve terbiyenin temeline merhameti yerleştir ki adam olasın ve adam gibi adamlar yetiştirebilesin. Muallimliğin hakkı merhamettir. Talim ve terbiyenin temeline merhameti yerleştir ki adam olasın ve adam gibi adamlar yetiştirebilesin. Kur'an'ın Ali İmran suresinin içerisinde aleyhissalatü vesselam efendimize direkt hitap eden çok mühim bir cümle var. O cümle neyin üzerine iniyor biliyor musunuz? Uhud gazvesinin arkasından 70 tane sahabi şehit olmuş Hamza gitmiş, Musab gitmiş, Musab İbni Umeyr o büyük insan, Abdullah İbni Caş gitmiş biliyorsunuz o şehitleri. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yaralanmış, dişler kırılmış, başındaki mihferin halkaları yüzüne batmış, kazılan çukura düşmüş. Bu kadar hadisenin üzerine febima rahmetin minallahi lintelehum diyor onlara karşı merhametli ol böyle davranmazsan etrafından dağılıp giderler diyor merhameti talim ve terbiyenin esası olarak yerleştiriyor nasıl doğru anlıyorsa Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir kez daha bir kez bir de, tek defa bunun aksini siyerin içerisinde görüp de bulan varsa bana göstersin ben didik didik ettim Uhud'un arkasından o Uhud'da Ahne'nin tepesini terk eden okçulardan bazıları da daha sonraki süreçlerde bazı hatalar yapmış olmalarına rağmen sizin yüzünüzden oldu. Siz terk etmeseydiniz olmazdı. Size ben diyorum diyorum sözümü dinlemiyorsunuz falan demiyor. Vallahi de demiyor. Billahi de demiyor. Tallahi de demiyor. Merhamet bu işte. Öyle bir zeminde var ki hanımına iftira atacaksın bir ay boyunca o iftiradan dolayı Medineli münafıklara malzeme vereceksin ve sen de o malzemeyi kullanacaksın ama senin iman ettiğin peygamberin getirip seni karşına sen ne yapıyorsun demeyecek bu akıllara ziyan bir şey yani bunu anlatmak kadar kolay kolay değil bunu yaşamak bu acayip bir şey ama bize bunu diyor niye bugün bugün bizim yanımıza gelen yarın yok Niye bizim ömrümüzün yarısına denk gelen dostlarımız yok? Mesela 40 yaşındayız biz. 20 yıllık dostlarımız yok yanımızda. Niye yok? Niye 30 yıllık dostumuz yok yanımızda? Niye çocukluktan beri yola revan olmuş, beraber yürüdüğümüz kardeşlerimiz, dostlarımız yanımızda yoklar? Hiç düşündünüz mü? Niye her gün gömlek değiştirir gibi dostlarımız değişiyor? Merhamet yok bizde. Merhamet olmadığı için ne adam olabiliyoruz ne adam yetiştirebiliyoruz. İşte muallimliğin hakkını bize öğretiyor o güzel hak sahipleri ve hak öğretmenleri. Dördüncüsü, mektebin hakkı vefadır. Ama vefa dediğim gibi sana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olmak değildir. O ayrı bir şey. Bak başka bir şey söylüyorum. Mektebin hakkı vefadır. Vefa sana öğretilen hakikatleri temsil edebilmektir. Temsiliyet gayretini ziyadeleştir ki bulunduğun yerleri suffalara çevirebilesin. Mektebin hakkı vefadır. Vefa sana öğretilen hakikatleri temsil edebilmektir. Temsiliyet gayretini ziyadeleştir ki bulunduğun yerleri suffalara çevirebilesin. Allah bizim mektebimizi de adı suffa da tadını da inşallah suffa etsin. Beşincisi yol arkadaşlarının hakkı nedir? Eyvallah Allah senden razı olsun Nuri. Yol arkadaşlarının hakkı sadakattir. Ne olursa olsun Dostuna el uzat ki onu düştüğü yerden kaldırıp cennete beraberce yürüyebilesin. Yol arkadaşlarının hakkı sadakattir. Ne olursa olsun dostuna el uzat ki onu düştüğü yerden kaldırıp cennete beraberce yürüyebilesin. Şimdi bunun içinde bir iki cümle söyleyeyim. Yavaş yavaş sözlerimi toparlayayım. Aşağı yukarı gençlerimiz fazla hepiniz de öğrencisiniz. Öğrenci evlerinde, yurtlarda şurada burada kalıyorsunuz. Allah 5-6 kişiyi, 10-15 kişiyi, 20-40 kişiyi neyse bir araya getirmiş. İlahi istihdam öyle işlemiş. Sizi bir potada toplamış. Konuşurken onu eleştiriyorsunuz, bunu eleştiriyorsunuz, kimseyi beğenmiyorsunuz, devlet kuruyorsunuz, devlet yıkıyorsunuz. Ama altı tane arkadaş bir evi idare edemiyorsunuz. Hiç dönüp de dön, kendinize de sormuyorsunuz. Ya biz yanımızdaki yöremizdeki insanlarla geçinemiyoruz. Biz ümmetin içinde bir örneğiz. Burada bir öğrenci evi, büyük karede ise ümmetin tamamı. 6 tane insan bir evin niye idare edemiyorsa 1 milyar 700 milyon ümmette bu ümmeti bir bunun için idare edemiyor. Bu kadar basit. Ve biz 6 tane insanı idare ettiğimiz gün ümmeti de idare edeceğiz inşallah. Oradaki temel mesaj da orada. Şimdi sen öğrenci evindesin ya. Allah tutacak sana bir tanesini musallat edecek. Seni gelip çileden çıkaracak. Onun her hareketi senin zoruna gidecek. Ne yapsa sen hoşlanmayacaksın. Genelde de imtihanlar oradan gelir siz öğrenciler onu çok iyi bilirsiniz. İmtihandan çıktıktan sonra imtihan iyi geçmemişse ne diyeceksiniz? Hoca bize çalışmadığımız yerden sordu. Allah da en zaaf noktan neresiyse seni oradan imtihan eder. Sen neye takıntılıysan imtihanın oradan gelir. Sana oradan birini musallat eder artık senin iki yakan bir araya gelmez ama sen bu imtihanı anlar ve yol arkadaşlığın hakkını sadakat olmak üzere öder. Düştüğü zaman el uzatır el verirsen bu manada ızdırap içerisinde olursan Allah'ın izniyle sen başarıya erer ve başarıya doğru yürürsün. Allah hepimizi bu çerçevede yürüsün şimdi bir buçuk saati iki sayfalık ders say, nottan verdim size işte. şimdi iki sayfam daha var. Üs sayfaymış. Kıymetli kardeşlerim, geçen seneden olan kardeşlerimiz biliyor. Yeni gelen kardeşlerim için de bir iki cümle söyleyeyim. Bununla ilgili bir bilgi vereyim. Geçen sene biz medresede bir atölye çalışması baş, başlattık. Atölyelerde 5 temel alanda burada öğretilenlerin bir üstü, biraz daha farklı bir biçimde, biraz daha derinlikli bir ilim öğrenme adına Buradaki bu imkanı daha iyi değerlendirmek için bu çalışmayı başlattık. Geçen sene Kur'an, hadis, siyer, fıkıh ve akaiddi bizim atölyelerimiz. Bu sene akaidi ben İslam kültürü ve medeniyeti atölyesine çevirdim. Bu atölyelerde kitaplar veriyoruz kardeşlerimiz okuyorlar makaleler veriyoruz yazıyorlar araştırma konuları veriyoruz araştırıyorlar bir de ilgili hocalarla birlikte çeşitli müzakereleri var mesela bir Kur'an atölyesini size okuyayım Kur'an atölyesinde ne var? Kasım ayında 99 soruda Kur'an-ı Kerim Profesör Doktor Muhittin Akgül'ün kitabı müzakere edilecek. Aralıkta Kur'an ilimleri Supi Es Salih'in Ocak ayında Kur'an ve Medeniyet Erdoğan Pazarcıbaşı'nın kitabı. Şubat ayında bir makalemiz var. Kur'an tek kaynak mı, temel kaynak mı? Konumuz bu. Mart ayında bir kitap müzakeremiz var. Profesör Doktor Muhsin Demirci ile Kur'an ve Yorum onun kitabı. Nisan ayında araştırma konumuz var. Modern ilmin ulaştığı bazı bilgilerin Kur'an'daki dayanakları. Mayıs ayında kitabımız teşbih, temsil ve tasvirler ışığında Kur'an'da İnsan Profesör Doktor Ömer Çelik'in bir de sohbetimiz var Profesör Doktor Abdülhamit Bir Işık'la bir müfessir olarak mevdudi başlığında Abdülhamit Hoca'yla da bir sohbetimiz var. En sonda değerlendirme toplantısı da yine benimle. Hadis de böyle, İslam medeniyeti de böyle. Mesela Siyer'i de okuyayım benim alanım olduğu için. Kasım ayında İslam peygamberi Hamidullah hocanın birden 545'e kadar bölüm okunacak müzakereli. Aralık ayında İslam peygamberinin kalan kısmı. Ocak ayında Kur'an'a göre Hazreti Muhammed'in hayatı ikinci cilt. Birinci cildi geçen sene okundu. Profesör Doktor İzzet Derveze'nin. Şubat'ta makalemiz sebep sonuç ilişkisi bağlamında siyer başlığı. Mart'ta Hicri takvim ve siyer kronolojisi etütleri Profesör Doktor Kasım Şırlı'nın araştırma konumuz Hazreti Peygamber'in nübüvvet öncesi hayatı üzerine değerlendirmeler, Mayıs kitap yine müzakeremiz Hazreti Muhammed ve evrensel mesajı, sohbet siyer bütün bir insanlığın hayatı, sohbetin yapılacağı hoca da ben benim benle olacak, yine değerlendirme toplantısı benimle olacak. Böyle 5 tane şey var. Hepsini okuyup sizi yormayayım ama bunları ben Yasemin Hanım'a şimdi emanet edeceğim. Hanımlarımızdan bu çalışmada yer almak istiyorum diyenler. Şimdi bir şey söyleyeyim öyle yer alın. Geçen sene yer aldılar böyle söyledim heyecana geldiler. Bir atölyede 40 tane talebe var. Yasemin Hanım bana diyor ki hocam nasıl başa çıkacağız? Dedim hiç üzülme bir dahaki hafta 10 kişi kalacak. Ve öyle kaldı. Öyle değil yürüyebilen ve yapabilen şey yapsın. Kaydını yaptırsın. Ciddiye alıyoruz biz. Siz de ciddiye alıyorsanız o olsun. Sayı bizim için önemli değil. 3 kişi bile olsa ikstikrarlı ve azimli bir biçimde olursa bu manadaki çalışmayı bu sene de yürüteceğiz. Erkekler için bir şey diyeyim mi Erhanım? Demeyeyim. Erkekler kendi hallerinde ne halleri varsa öyle görsünler. Peki Allah kabul etsin. Velhamdülillahi rabbil alemin